Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, hayat ve petrol pahalılığı gibi nedenlerin bahane edilerek Kazakistan'ın işgal edildiğini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener'in konuşmacı olarak katıldığı 15 Temmuz'u unutturmayacağız konulu konferans düzenlendi. Kazakistan'da 6 gün önce akaryakıt zammının protesto edildiği gösteriler ile ilgili konuşan Şener, Türk devletleri birliklerini yeni oluşturdu. Bu birlik oluştuktan sonra bunların patronajı olarak görülen devletleri Türkiye ve Kazakistan'dır. Kazakistan'da kas parasını, tuz parasını, sokaktaki pazar ücretlerinin artırılmasını bahane ederek bugün Kazakistan işgal ediliyor. 21 yıllık, 30 yıllık, özür dilerim, yeni Sovyet boyundurundan kurtulunmuş, kendi zenginliğine, kendi kültürüne, kendi değerlerine yeni yönelmiş bir devleti yeniden o sığ, o anlamsız cendereye yeniden almak istiyorlar şu anda. Hayat pahalılığı, petrol pahalılığı, gaz pahalılığı işin kılıfıdır. Türk Devletleri Topluluğu kurulduktan sonra buna karşı bir takım menfi süreçler yaşandı. Bunların bir kısmı uluslararası sistemin öngördüğü nezaket kuralları içinde oldu. Ama bir kısmı bugün şahit olduğumuz gibi konvansiyonel dönem kaba kuvvetin müdahale ettiği alanlar haline geldi. Buradan da bu millet alın akıyla çıkacaktır. Bundan emin olun. Bizim niyetimiz, hedefimiz bütün insanlığın refahı, bütün insanlığın mutluluğu ve bütün insanlığın barış içinde yaşaması içindir. 15 Temmuz'da ne oldu? Bizim milletimizin vergileriyle alınmış olan silahları, uçakları bizim milletimize karşı, bizim milletimiz içinden çıkmış insanlar tarafından kullandırdılar. Kim? Kim olduğunu bu salonda bilmeyen kimse yok. Peki bu ihaneti, bu alçaklığı hangi motivasyonla bunlara gerçekleştirdiler? Ne vaat ettiler? Hangi uluslararası sistem böyle bir ihanetin bu topraklarda yeşermesine müsaade etti? İşte tam bu korkudur. Bu milletin onurlu tarihi yürüyüşüne engel olmak isteyen bütün taraflar orada ittifak ettiler. Ve içimizdeki hainleri örgütleyerek bu millete silah çevirdiler. Ama bu milletin asaleti, bu milletin karakteri, bu milletin demokratik olgunluğu, bu milletin şuuru, bilinci, mefkûresi, ülküsü Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği ideal ve hedefle yerle bir edildi.